Fikret Bila, halktv.com.tr. 15 Temmuz'dan ders alındı mı? 15 Temmuz darbe girişimi 8. yıl dönümü nedeniyle tartışmalara neden oldu. FETÖ'nün gerçekleştirdiği bu darbe girişimi aradan 8 yıl geçmiş olmasına karşın tam olarak aydınlatılmış değil. Darbe girişimini araştırmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon çalışmalarından tatmin edici bir sonuç çıkmadı. Meclis Başkanlığı'na teslim edilen komisyon raporu da ortadan kayboldu. Raporun içeriğiyle oynandığı, bazı bölümlerin değiştirildiği gibi iddialar da ortaya atıldı. Komisyon çalışmalarının tatmin edici bir sonuca ulaşmaması, iktidarın 15 Temmuz'un her yönüyle araştırılıp aydınlatılmasını istemediği izlenimi verdi. Türkiye'nin ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet yapısını değiştirmek isteyen siyasi akımları ve terör örgütlerini koruyup kollayan ABD'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik niteliğini ortadan kaldırıp yerine ılımlı İslam devleti oluşturulması ABD'nin Yeşil Kuşak projesinin içinde yer alan amaçlarından biriydi. ABD Türkiye'yi bir ılımlı İslam devletine dönüştürmenin önünde en büyük engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görüyordu. ABD ayrıca 1 Mart 2003 tezkeresinin meclise reddedilmesinden de TSK'yı sorumlu tutuyordu. Atatürk'ün izinden yürüyen komutanları tasfiye etmek için açılan Ergenekon davasından tutuklanarak 2 yıl cezaevinde tutulan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bu görüşteydi. Başbuğ bu görüşünü Kara Kuvvetleri Komutanı olarak da Genelkurmay Başkanı olarak da kamuoyuyla paylaşmıştı. Başbuğ'a göre AK Parti iktidarının PKK ile yürüttüğü çözüm sürecinde TSK ve yüksek yargının tasfiye edilmesinden ABD'nin Başkan George Bush döneminde Türkiye'ye biçilen ılımlı İslam modeli başat rol oynadı. ABD'de Başkan Bush dönemindeki yeni muhafazakarların Orta Doğu'ya vermek istedikleri biçim ılımlı İslam'dı. Onlara göre Orta Doğu'ya verecekleri ılımlı İslam'la dayalı biçim ABD'nin çıkarlarına daha uygundu. Türkiye'nin din devletine dönüştürülmesi ortak amaçtı. AK Parti'nin eski Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, 25 Aralık 2014 günü televizyonda katıldığı bir canlı yayın sırasında AK Parti'nin Gülen cemaati ve ABD ile işbirliği yaparak Türkiye'de askeri vesayeti yıktığını söyledi. Yine AK Parti'nin tanıtım ve medya başkan yardımcısı Emre Cemil Ayvalı da 10 Haziran 2020 günü katıldığı televizyon programında Kemalistlerle FETÖ'cüleri birbirine kırdırdıklarını açıkladı. Böylece AK Parti, FETÖ, ABD işbirliği AK Partililer tarafından da ifade edilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kendi hayatına kasteden bu darbe girişiminden sonra aldatıldık diyerek Allah'tan ve milletten af dileyip iktidarın bu süreçteki sorumluluğunu kabul etmiş oldu. İktidar FETÖ ile ABD'nin Türkiye'de ılımlı İslam modeline karşı koyacak kurumların başında gördükleri ilk kurum TSK'ydı. Yine Başbuğ'a göre ABD bu nedenle TSK'yı zayıflatmayı, gücünü kırmayı hedefliyordu. Yeni muhafazakarların Türkiye'de ılımlı İslam istemelerine dayanak oluşturan siyaset bilimci hocalar da vardı. Örneğin Samuel Huntington önde gelen isimlerden biriydi. Huntington'a göre bir toplumu mensup olduğu uygarlıktan başka bir uygarlığa taşımak mümkün değildi. Müslüman bir toplumun Batı uygarlığına geçmesi olanaksızdır. Nitekim Atatürk bunu denemiş ancak Türkiye Batı uygarlığıyla İslam arasında bölünmüş ve kararsız bir ülke olmuştu. Huntington'a göre Türkiye'nin isterse Atatürk'ü ve laikliği reddederek İslam dünyasının lideri olması mümkündü. Huntington gibi düşünenlerden biri de ünlü CIA şefi Graham Fuller'di. Fuller de Atatürk'ün laik bir cumhuriyet kurmasını kayıp sayıyordu. Fuller de Türkiye'nin ılımlı İslam devleti olmasının önünde en büyük engel olarak TSK'yı görüyordu. Fuller, TSK'nın işlevini şöyle tanımlıyordu. Türkiye'nin modern ulusal anlatısı ve kurucu mitiyle birlikte vizyon bekçiliği, Kemalist mirasın önde gelen koruyucusu olarak ordu tarafından yerine getirilmektedir. Esasen ordu ülkeyi İslami temelli bir siyasete geri dönüşte tehdit eden veya Türk olmayan etnik kimliklerin propagandasını yapan her türlü unsurdan korumak için dizayn edilmiştir. 15 Temmuz'u bu düşüncelerle birlikte ele almak gerekir. FETÖ'yü TSK'da darbe girişiminde bulunacak güce getiren iktidardır. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi kumpas davalarıyla TSK'dan Atatürk çizgisinden sapmayan, laiklik ilkesinden yana komutanlar tasfiye edildi. Yerlerine FETÖ'cü subaylar general yapıldı ve önemli komutanlıklara atandılar. Daha sonra 12 Eylül 2010 referandumuyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Yargı da tasfiye başladı.
TSK'daki gibi yüksek yargıdaki savcılar ve yargıçlar da tasfiye edildi. Yerlerine yine FETÖ'cü savcı ve yargıçlar atandı. Güvenlik kurumlarında, yüksek yargıda sivil bürokrasiye hakim olan FETÖ, iktidarın tamamını ele geçirmek için 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulundu. Bugün FETÖ yerine askeri ve sivil bürokraside, yüksek yargıda, bakanlıkların önemli makamlarında başka tarikat ve cemaat mensupları görev yapıyor. Eğer Türkiye 15 Temmuz'dan ders alsaydı, kamu kurumlarında laiklik ve Atatürk karşıtı tarikat cemaat mensupları yer bulamazdı.